Vallahi maşallahımız var. Miting gibi basın toplantısı. Hepinizin ayağına sağlık. Herkese saygılar diliyorum. Evet, hazır mıyız? Başkanım buyurun. Çok değerli Kepezliler, kıymetli hemşerilerim, sayın il başkanlarım, ilçe başkanlarım, belde başkanlarım, meclis üyesi arkadaşlarım, değerli muhtarlarımız, kıymetli bürokratlarımız ve basınımızın güzide temsilcileri, görevde olduğumuz 3 yılın sunumunu yapacağımız toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygıyla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ramazan ayı başladı. Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan'ını kutluyorum. 4 Nisan 1953. Dumlupınar denizaltımızın Çanakkale Boğazı'nda bir İsveç gemisiyle çarpışarak batışının 69. yılı. 81 Dumlupınar şehidimizi saygı ve rahmet ile anıyorum. 18 Ocak tarihinde elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden belediye emekçimiz Ali Şahin kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Çok değerli katılımcılar, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan seçim ile doğduğum topraklara belediye başkanı seçildim. 4 Nisan Perşembe günü mazbatamızı alarak kasaları, varlıkları, borçları tutarak ile teslim alıp görevimize başladık. İlk iş olarak şeffaflık ilkemiz gereği mali tablomuzu gösteren brandayı belediye binamıza astık ve ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da paylaştık. Halkımız bilmeliydi ne kadar paramız var, ne kadar borcumuz var. Ve ayrıca özellikle belirtmeliyim ki her 4 Nisan'larda da kendi mali tablomu paylaşacağım ve brandayı belediye binasından asacağım demiştim. 2020'nin 4 Nisan'ında pandemide sokağa çıkma yasaklarından Ağustos ayında gecikmeli olarak yine burada Halk Kafede toplantımızı yapmış, mali tablomuzu da kamuoyuna paylaşmıştık. 2021'in 4 Nisan'ında ise pandemi koşullarında insanlar ölürken, hastayken bu toplantıyı yapmayı uygun bulmadı yönetim olarak bunu 2021 Nisan'da yapmamıştık. Ve bugün 4 Nisan 2022 göreve gelişimizin 3. yılı. Bu 3 yılın hesabını vermek üzere huzurlarınızdayız. Dostlarım, yeni bir nefesin, yeni bir hareketin bir manifestosu olmalı. Elbette benim de hizmet manifestolarım vardı. 1. Devlet terbiyesi ve devlet ciddiyetiyle yönetilen bir belediye olmaktır. Başta ben olmak üzere. Başkan yardımcım, bürokratlarımız ve personellerimiz konuşmalarıyla, üsluplarıyla, saçıyla, sakalıyla, kıyafetiyle, oturup kalkmasıyla, yemesi ve içmesiyle topluma önce örnek ve halkımıza devlet terbiyesi ve devlet nezaketiyle hizmet eden bir Kepez Belediyesi olduk. 2. Mali ve idari disiplin. Disiplinli olduk. Disiplinli çalıştık. Kimseyi ötelemedik. Ayrıştırmadık. Dil, din, mezhep, parti ayrımı yapmadan herkese eşit ve adaletli hizmet sunduk. 3. Tasarruf etmeliydik. Hizmetlerimizi asla aksatmadan tasarruflu çalıştık. Şayet tasarruf yapmasaydık az sonra anlatacağım hizmetleri de yapamazdık. Kaynakları doğru kullanmalıydık. Bu ekonomik ve mali tabloda ihtiyaçlarımızı doğru tespit ettik. Ve kaynaklarımızı da doğru kullandık. İhtiyaç noktalarına yatırım yaptık. Popülist yaklaşıp ben siyasi rant elde edeceğim diye halkın parasını çarçur etmedik. Gerçek Kepez'in ihtiyaçlarına yatırdık.
şeffaf ve hesap veren. Tüm meclis toplantılarımızı, göreve geldiğimiz günden itibaren tüm meclis toplantılarımızı belediyemizin sosyal medya hesaplarından, ayrıca Çanakkale'nin Uydu'da yayın yapan yerel kanalı Ton TV'den canlı yayınladık. Beldemizdeki tüm hizmet ve gelişmeleri halkımıza ulaştırdık. Halkımızı bilgilendirdik. Halkımıza hesap verdik. Gizli saklı hiçbir iş yapmadık. 6. Yeniden yapılanma ve kurumsallık. Yeniden yapılanma ve kurumsallık çalışmalarına öncelikle arşivimizden başladık. Belediyemiz kurulduğu 1992 yılından itibaren kurum arşivimizde bulunan imha tarihi geçmiş evraklarımızı devlet arşivleri başkanlığı ile yapmış olduğumuz yazışmalar neticesinde imhasını gerçekleştirdik. Mevcut evraklarda dosyalama ve tasnif işlemlerini tamamlayarak kurum arşivimizi işlevsel hale getirdik. Pırıl pırıl bir arşivimiz var. Ayrıca bütün demirbaşların belediye envanterine işlenerek ilgili kişilere zimmetleri yapılarak kayıt altına alınmıştır. Artık Kepez'deki her masanın sandalyenin bir sahibi ve sorumlusu var. Ayrıca 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu tüm birimlerimizle uygulanan ülkemizdeki ilk belediyelerden biri olduk. Halkımızın tüm kişisel verileri Kepez Belediyesi'nde güvence altındadır. Her zaman anlatmaktan gurur duydum. Halkımızı belediyemiz hizmet binasının girişinde güler yüzüyle karşılayan, iş ve işlemlerinde yardımcı olan, sorunlarını çözen, çay ve kahve ikram edip uğurlayan halk masamızı kurduk. Ayrıca halk masamıza 0286 263 0101 numaralı telefonumuzdan da ulaşabiliyorsunuz. Sadece şifaya gitmenize gerek yok. 263 0101 numaralı telefonu aradığınızda halk masası karşınızda, sizin talebinizi, şikayetinizi, sorunuzu dinliyor ve bunu gerçekleştiriyoruz. Ayrıca halk atı geliştirerek hizmeti açtık. 0534 219 64 64 numaralı telefonu GSM operatörü aradığınızda halk masası yine size gerek sorunlarınızı, şikayetlerinizi dinliyor ya da fotoğraflarla WhatsApp'a göndereceğiniz fotoğraflarıyla ya da mesajla şikayetlerinizi hızlıca çözüme kavuşturulması konusunda görevlerini yerine getiriyor. Tabii biraz sayı vermem gerekirse halk meclisinin ne kadar önemli bir organizasyon olduğunu sizlere paylaşmak istiyorum. Değerli konuklar, sadece 2021 yılında halk masasına 28.622 şikayet almışız. 28.622 şikayet. Bu bildirimlerin, taleplerin %91'ini 24 saat içinde gerçekleştirmişiz ve geri dönüş yapıp vatandaşımıza sorununun çözüldüğünü bildirmişiz. Geri kalan ve bunu 24 saat içinde gerçekleştirmişiz. Geri kalan %9'luk bildirim ise şu an devam eden ya da planlanan projelerin içinde. Halk masasının yanında engelsiz Kepez masasını da kurduk ve burada Kepez'de bulunan engelli öğrenci kardeşlerimizi sabah evlerinden alıp okullarına, ardından da akşam tekrar okullarından alıp evlerine arkadaşlarımızı ulaştırdık. Sosyal hayatın içinde yaşamak isteyen, bankada ya da hastanede ya da hastanede işleri olan engelli vatandaşlarımızı yine evlerinden alıp hastaneye, okula, postaneye, bankaya veya halk kafeye veya başka özel işinde evlerinden alıp arkadaşlarımız işlerini gördürüp tekrar da akşam evlerine ulaştırmıştır. Evlerinden çıkmak istemeyen kardeşlerimize de
Halk masasına ulaştığında, engelli masaya ulaştığında, engelli masa onun alışverişle dahil olmak üzere tüm taleplerini Kültür Müdürlüğü ekiplerindeki arkadaşlarımız alışverişlerini yaparak eve, o aileye, o hizmetleri ayağına götürmüşlerdir. Ayrıca da yine evlerde ücretsiz kuaför hizmeti veriyoruz. Zaten sayılarla ileriki slaytlarda var. Yine engelli kardeşimiz telefon açtığında engelsiz masasına kuaförümüz o eve giderek kuaför hizmetini yerine getiriyor. İçinde bulunduğumuz mekanı Halk Kafe'yi büyük bir gururla halkımızın hizmetine sunduk. Çanakkale Boğazı'nın en kıymetli noktasındaki Halk Kafemiz temiz, sağlıklı ve ekonomik olarak herkesin yoğun talep ettiği ve bize teşekkür ettiği bir hizmet ve o hizmeti de hizmet grupları üzerinden, belediyenin hizmet grupları üzerinden 878 bin lira bedel ile halkın kullanımına sunduk. Halk kütüphanemizi açtık. Eski belediye binamızda. Biliyorsunuz, kütüphane yönetim sistemini alarak kütüphanedeki bütün kitapları kayıt altına aldık. Yurttaşlarımız ve öğrencilerimiz kitap değiştirme yapabiliyorlar. Ayrıca öğrenci kardeşlerim derslerini çalışabiliyor. İnternet, bilgisayar ve yazıcılarından da gerekli gereksinimlerini karşılıyorlar. Halk kütüphanemiz büyüyerek hizmetlerini vermeye devam ediyor. Biliyorsunuz bir plajımız vardı. Uzun yıllardır Kepez ve Çanakkale halkının hizmetindeydi. Maalesef yapılan şikayetler sonucunda, üzülerek belirtmeliyim ki yapılan şikayetler sonucunda Çanakkale Valiliği Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından gönderilen yazılar ile plajın tahliyesini talep ettiler. Biz de doğal olarak plajdaki talep edilen tüm noktaların tahliyesini yaptık ve ondan sonra plaj alanını çimleyerek, ağaçlayarak, oranın elbette ki temizliğini üstlenerek oraya soyunma kabini, duşlar ve tuvaletler koyarak halkımızın hizmetine sunduk. Yine halk plajından da büyük bir memnuniyet oluştu. Değerli dostlar, Kepez'deki tüm camilere su arıtma çeşmeleri yaptık. Malum, Kepez'in en büyük sorunu arıtılmış su sorunu vardı, kireçli su sorunumuz vardı. Bununla ilgili Burçin kardeşimle uzun bir süre gizlice yürüterek çalışmaları SUKAP projesinden %50 hibe almayı başararak arıtma tesisimizin ihalesi oldu. Ama tesis inşaatı sürerken yaklaşık 1,5-2 yıl civarında sürecek olan bu inşaat süresinde halkımızın pahalıya su satın almasını engellemek ve camilerimizin de ekonomik desteğe ihtiyacı olan noktalarda oradaki toplanacak paraların cami derneğine kalmasını sağlamak adına Kepez'de bulunan 6 camiye arıtılmış su çeşmesi yaptık. Anahtarı da cami imamı ve dernek başkanına teslim ettik. Ondan sonraki işletmesi ve tüm gelirleri camilerimize kaldı ve uzun bir süredir, yaklaşık bu hizmeti 1,5 yıl kadar önce sunduk. 1,5 yıldır da Kepez'deki camilerin herhangi bir ekonomik ihtiyaçları kalmadı. Artık cemaatten para toplamalarına gerek kalmadı. Bu hizmeti sunduk. Bu hizmet 1,5 yıl devam ederken tabii aynı zamanda inşaatımız da devam ediyordu. Gururumuz içme suyu arıtma tesisimizi de 28 Ekim'in tarihinde Kepez'deki şebekemize arıtılmış suyu verdik. Evet, bu gerçekten çok başarılı bir organizasyondu. Çok pırıl pırıl tertemiz bir tesis. İller Bankası'nın ifadesiyle, İller Bankası'nın yetkililerinin ifadesiyle ülkedeki en temiz, en doğru planlanmış ve çok kıymetli bir tesis olduğunu kendileri de ifade ediyorlar. 28 Ekim tarihinde arıtılmış suyu Kepez halkıyla buluşturduk. Ve bu suyun da, bu içme suyu arıtma tesisimizin de
11.457.449 liraya mal ettik. Bunu da Kepez halkının en büyük sorununu çözme mutluluğunu ben ve arkadaşlarım bu onuru yaşadık. Değerli katılımcılar, kıymetli kamuoyu, bilmenizi isterim ki Kepez'in bir sorunu daha var. Han su sorunu. Bugüne kadar Kepez Belediyesi kurulduğu tarihten bugüne kadar Kepez Belediyesi ham suyu o Peleşin'in arka tarafındaki havzada su kuyuları ile artezyen su kuyularından sağlanmaktaydı. Kepez tabii ki hızla büyüyor ve hızla nüfus arttıkça su ihtiyacı da artıyor. Geldiğimizde 7 adet aktif su kuyusu vardı. Bunun üzerine 3 tane de biz ilave kuyu açtık. Aktif 10 kuyumuz oldu. Bunun yanında 7 aktif kuyunun 2 tanesini de refize ettik. Onunla ilgili çalışmalar da yaptık. Şu anda 10 tane su kuyusu hizmette. Bu ilave ettiğimiz 3 su kuyusunun da maliyeti 542.434.067 kuruş olarak halkımızın hizmetine sunduk. Tabii ki bu 10 kuyu da bu yıl yetmeyecek. Çünkü arıtma tesisine gelen suyun %25'i atık olarak maalesef dışarıya çıkıyor. Arkadaşlarla yaptığımız çalışmada 3 kuyuya daha bu yaz için ihtiyacımız olduğunu düşündük ve bunun ihalesini yaptık. İhalesinden de 3 kuyunun 824.879 lira, 45 gün içinde bu kuyular da hizmete girip aktif kuyumuz 13 olacak Kepez'de. Ama dostlar, böyle kuyu artırmakla bu sorunu çözemeyiz. Artık Kepez'in içme suyu, ham suyunun kesin kökten çözümüne ihtiyacımız var. Bununla ilgili ben ve ekip arkadaşlarım çalışmalara da başladık. Devlet su işlerine, yani konu şöyle, devlet su işlerinden ham suyu almak üzere çalışmalara başladık. Devlet su işlerine gerekli ziyareti yaptım ve resmi yazımızı da gönderdim. Önümüzdeki günlerde belki Perşembe, Cuma günü Balıkesir Bölge Müdürlüğü'ne gideceğim. Oraya da resmi yazıyı yazıp bırakacağım. Ondan sonra Ankara ziyareti yapıp Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne resmi dilekçemi sunup duygularımı ifade edeceğim. Çünkü Kepez artık günlük 50 bini aşkın nüfus var Kepez'de arkadaşlar. 50 bini aşkın nüfus var. Bunun yanında devlet hastanesine devlet verileriyle her gün 10-15 bin civarında hasta ve memur doktor gitmekte. Yaklaşık 15 bin civarında bir nüfusu da devlet hastanesi Kepez'de biliyorsunuz. Kepez'de barındırıyoruz. Ayrıca da SGK, İl Göç İdaresi, Diş Hastanesi, Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi gibi günlük sirkülasyonun döndüğü rakamları da hesaplarsak emin olun ki günlük Kepez'de 60 binin üzerinde, 60 ile 70 bin civarında bir nüfusu sirküle ediyoruz. Bu kadar bir nüfusa Kepez Belediyesi olarak hizmet ediyoruz. Dolayısıyla kuyu arttırmak ile bu sorunu çözemeyiz. Bugünden ben bu çalışmalara başladım. Devlet Su İşleri'nin az önce de ifade ettiğim gibi gerekli yazışmaları ve görüşmeleri yapacağım. Yarın aynı havzada bu kuyular, bakın kamuoyu, aynı havzadan besleniyoruz. Yarın bir kuraklık olursa, o kuyularda herhangi bir sorun yaşanırsa Kepez susuz kalır. Bugünden bunu kamuoyuyla paylaşıyorum ve bu sorunun çözülmesi için Devlet Atikhisar Barajı'ndan ham suyu arıtma tesisimize getirmek için gerekli çalışmaları ben ve Burçin kardeşim başlattık. Bunu da inşallah tabii Ankara'da Devlet Su İşleri Genel Müdürünü ziyaret ettikten sonra sayın milletvekillerimize de bu konuyu arz edeceğim. AKP milletvekilleri ve CHP milletvekillerine de bunu bu sorunu paylaşıp Kepez'in önümüzdeki süreçte büyük bir sorun ile karşılaşmaması adına bugünden gerekli olan çalışmaları yaptığımızı bilmenizi isterim. Evet, bu 3 kuyuyu da açtığımızda yeni su kuyularıyla birlikte 13 aktif kuyumuz var. Bu yazıda bu şekilde geçiyoruz. 824.879 liraya bunu da ihale ettik. Evet, Kepez altyapı ve yol çalışmaları.
Geldiğimizde Kepez'in 3 mahallesi var. Cumhuriyet, Boğazkent, Hamidiye. Hamidiye'de lüks siteler, lüks konutlar, apartmanlar yapılmış ama maalesef orada yol ve altyapı çalışmaları tamamlanmadığı için orada oturan hemşerilerimiz kışın çamurda lüks araçlarıyla yazında maalesef toz içinde seyahat ediyorlardı. Geldiğimiz gibi arkadaşlarımızla doğru bir karar alarak o yaz Hamidiye Mahallesi'nin altyapı ve üst yapısını tümüyle bitirdik. Geçtiğimiz yazda ise Köfteci Rahmi'sin arkasına yeni kurulan bölgelerde bitirdik ve tümüyle Hamidiye Mahallesi artık %100 şu anda altyapısı ve üst yapısı tamamlanmış şekilde. Bu arada bu bölgedeki Cumhuriyet Mahallesi'ndeki, biliyorsunuz sık sık bunu da ifade ediyorum her dostlarımla sohbetimde ya da mecliste anlatıyorum. Cumhuriyet Mahallesi'nde tabii ki yolları çok önceden yapıldığı için ve o yolların üzerine daha sonra doğalgaz gelmiş, kazmışlar, elektrik toprağın altına inmiş, telekom gelmiş, o da kazmış, toprağın altına indirmiş ve birçok yollarımız maalesef kötü. Biliyorum, hemşerilerimiz bu noktada sosyal medyada olsun ya da benimle yüz yüze karşılaştıklarını sitem ediyorlar ama her şey ekonomik. Buna iş programını aldık. 2021'in Haziran ayında bir ölçüm ve fizibilite çalışması çıkarttık. Cumhuriyet ve Boğazkent'in yollarına 25 milyon liralık bir karşımıza tablo çıktı. Ben ve arkadaşlarım biz bunu 2022'nin iş programını aldık. Nurdoğan Bey de 2022 bütçesine Özgür Bey ile koydular. Ama maalesef biliyorsunuz Kasım ayından itibaren bu dövizden yükseliş başlayıp maliyet hesapları yükseldiğinde bugün geldiğimiz nokta 25 milyon liralık yatırım 80 ile 100 milyon liraya geldi arkadaşlar. O yüzden yoksa şu anda başlamış olacaktım. Sanayi Caddesi, Hamidiye Caddesi, Uzun Sokak biliyorum. Kepez'in içindeki sorunları ben çünkü biliyorsunuz burada doğdum büyüdüm ve emin olun ki gece gündüz Kepez'in içindeyim. Sorunları biliyorum ama şu ekonomik tablo toparladığı gibi Cumhuriyet'in yollarını başlıyoruz. İçme suyu hatlarıyla birlikte. Çünkü içme suyu şebekesi de 25 yıl önce yapılmış. Bugün nüfus artışı oldukça o 5 katlı apartmanlar artınca biraz ekipler üst kata suyu çıkarmak için debiyi arttırdığında gün içinde biliyorsunuz Kepez'de birçok noktada su patlağı oluyor. Artık suyu arıtıyoruz ve su bugün en kıymetli bir enerji haline dönüştü. O suyu boşa akıtamayız. Bu yüzden içme suyu hatlarını ve yol ve kaldırımları inşallah kısa süreçte ihalesini yapıp Kepez'i, Cumhuriyet Mahallesi'ni de bu kötü yollardan kısa süreçte ben ve arkadaşlarım kurtaracağız. Tabii bu 3 yıllık süreçte Kepez'de 79.532 metrekare parke taş döşemişiz. 21.948 metre bordür. 14.510 metre oluk. 6.423 metre yağmur suyu döşemişiz. Geldiğimiz günden beri 3 yılda yaptığımız altyapı ve yol çalışmalarına da 8.291.856.86 TL ödemişiz. Hepsini hiçbir müteahhitin Kepez Belediyesi'nde hiçbir alacağı yok arkadaşlar. Onu da bilin. Hepsini de tıkır tıkır paralarında ödedik. Ne personelimize ne dışarıdaki iş yaptığımız müteahhitlere ne de esnaf kardeşlerimize asla bir mağduriyetimiz söz konusu değildir. Bugün Kepez Belediyesi'nden herkes iş yapmak için sıraya girmektedir. Gerek ihaleler, gerekse doğrudan teminlerde yeterli rekabet koşulları oluşturulmaktadır. Çünkü biliyorlar ki Kepez Belediyesi'nde iş yapan firma parasını hemen almaktadır. Yol ve altyapılardan sonra Hamidiye Mahallesi'nin orta refüjünü gerçekleştirdik. Orası arkadaşlar biliyorsunuz Rauf Tektaş Caddesi, hastaneye çıkan cadde. Orada şu çalışmayı şöyle ben ve arkadaşlarım planladık. Her gün dediğimiz gibi 10.000'i aşkın, 15.000'e yakın hasta o hastaneye ulaşıyor. Nereden? Çanakkale merkezden, ilçelerden, köylerden, belki de komşu şehirlerden. Şimdi o mahalleden, o sokaktan, o caddeden geçen bir vatandaş Yenice'nin bir köyünden gelmiş pırıl pırıl çimlendirilmesi, ağaçlandırılması o kadar güzel bir bulvardan geçiyor ki. Ne diyor?
köyüne gittiğinde akşam kahvede ya da komşusuna ya da iş yerinde arkadaşına ya Kepez'e gittim. Kepez o kadar güzel bir yer olmuş ki diyor. Evet, herkesin aklında Kepez'in o kadar güzel bir yer olduğu algısını oluşturduk. Yarın o vatandaş Cumhuriyet Mahallesi'nden ya da Boğazkent'ten bir yatırım yapacaksa bile kafasında Kepez'in çok güzel bir Kepez'de yatırım yapacağı anlayışıyla geliyor. Dolayısıyla o refüj çalışmamızda halkımızın o güzel refüjü, yeşil refüjü de halkımızın hizmetine sunduk. Arkadaşlar, o yeni açılan Hamidiye Mahallesi'ne 1420 adet ağaç diktik. Bunu da meclis üyesi arkadaşımız Sayın Ülkü Şimşek Tutak üstlendi. Ve yeşil Kepez'i orada da en iyi temsil edecek şekilde. Hocam, nasıl ağaçlar büyüyor mu? Son derece güzel. Son derece güzel. 1420 tane ağacı Hamidiye Mahallesi'ne ektik. İnşallah önümüzdeki yıllarda o ağaçların gölgesinde, o ağaçların yeşilin gölgesinde hep beraber nefes alacağız. Yeşil Kepez vaadimizi de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu da 103.007 TL 53 kuruşa şeffaf belediyecilik, her şey kayıt altında ve halkımızın hesap veriyoruz huzurunda. Evet, atık su tesisimiz vardı. Atık su tesisimiz maalesef bir revizyon geçirdiği dönemde çaya, balıkçıların olduğu çaya, biliyorsunuz Kepez Deresi'ne bir o dönemde kötü bir deşarj yapılmıştı. Orada kötü bir durum vardı. Balıkçılar Derneği, Tuncay abim nerede? Onlar da sağ olsunlar, hoş geldin abim. Bütün yönetim, balıkçılar, o kadar kötü bir tablo vardı ki biz vatandaşlar da o köprüden geçerken herkes burnunu, arabaların camlarını kapatarak geçiyorlardı. Tabii iyi ki Tuncay abilerle o dönemde bol bol diyalog kurmuşuz, istişare kurmuşuz ve hızlıca Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bizden istediği şekliyle bir hat uzatma yaptık. Karada 1018 metre 600'lük büst döşeme, denizde 200 metre 600'lük HDP boru döşeme ile denizin içine 220 metre suyu denizin içine dip akıntıya, 25 metre derinliğe dip akıntıya bu suyu deşarj ettik. Ama şimdi herkes içinden şöyle düşünüyor. Hatta benim bir öğretmenim var, o bile yazmıştı, bana sitem etmişti. Demiş ki, ya Birol demiş, Kepez'in atık suyunu denize boşaltıveriyor diye yazmıştı. Çok üzüldüm, gerçekten çok üzüldüm. Çünkü öğretmenimden bunu beklemezdim. Oysa bana bir telefon açsaydı ya da bir kahvemi içmeye gelseydi, ben onu bilgilendirdim. Atık su tesisindeki o hat uzatma işlemine de 3.486.690 TL 12 kuruş harcamışız. İyi ki yapmışız, iyi ki harcamışız. İyi ki Tuncay abi beni desteklemiş. Çünkü bugün bu tesisi yapmaya kalksak arkadaşlar, gelen, çünkü bütün malzemeler hepsi döviz kuruyla da, bugün emin olun ki 10 milyonun üzerinde bir rakama getirdik bunu. Neden öğretmenim istem ettiğimi atık su arıtma tesisi sürekli atık izleme sistemi kurulumuyla anlatmak istiyorum. Evet, tesisten çıkışına arıtılan, tesisteki arıtılan suyun çıkışına devlet, Çevre Bakanlığı, tüm arıtmaların çıkışına SAIS denen bir malzeme kurdu. Takma zorunluluğu getirdi. Biz de bunu tabii ki üstlendik ve yaptık. Sürekli atık izleme. Buradan tesisten çıkan o atığın ucuna devletin zorunlu koyduğu parçayı koyduk. O bir laboratuvar görevi görüyor. Eğer şayet dışarıya kötü bir deşarj yaparsak tesis kendini kilitliyor. Tesis kendini kilitliyor ve dışarıya kötü deşarjı kesiyor. O anda Çevre Bakanlığı'na ve İl Çevre Müdürlüğü'ne mesaj göndererek bizim denetlenmemizi söylüyor. Ve tesis şişiyor. Zaten öyle bir şey yaptığın zaman tesis şişen o kötü bir tablo tabii. Dolayısıyla bu SAIS denen malzemeyi atık izleme sisteminde kurduk. Bu da 442.500 lira. Artık Kepez Belediyesi'nin tesisinden çıkan su, evet,
içme suyu kalitesi ve netliğinde. Öğretmenime de buradan saygılarımı sunuyorum. Hamidiye Mahallesi ek hizmet binamızı açtık. Evet, Hamidiye Mahallesi'nde oturan hemşerilerimiz, tabii orası yeni kurulan bir mahalle olduğu için büyük bir taşınma oldu, katılım oldu. Şimdi örneğin Hamidiye Mahallesi'nde buradan tanıdığım İsmail amca vardı. Şurada ellerinden öpüyorum İsmail amca. Hamidiye de evine taşındı. Gelip su abonesi olmak için ve belediye ile ilgili bilgi işlemlerini yapabilmek için belediye hizmet binasına geliyordu. Oradan biz de arkadaşlarla düşündük. Orada biz halkın ayağına hizmet götürmeliyiz dedik ve Hamidiye Mahallesi'ndeki ek hizmet binamızı ve Şehit Ömer Yanar Parkı'nı hizmete açtık. Mükemmel bir iş çıktı ortaya ve oradaki hemşerilerimiz de her gittiğimde bana çok teşekkür ediyorlar. Buradaki o işletmeyi de ek hizmet binamızı da 364.121 TL 09 kuruşa tamamladık. Hizmeti vatandaşımızın ayağına götürdük. Taşınan hemşerimiz gelip orada aboneliğini yapıyor ve abonelikten 15 dakika sonra da suyu açılıyor. Herkes bana telefonla teşekkür ediyor. WhatsApp'ıma, Messenger'ıma o kadar mesaj geliyor ki ya diyor ben diyor buraya geldim, şaşırdım, gittim. Hizmet binanızda 15 dakikada abone oldum. 15 dakikada abone olurken bana bir çay ikram ettiler. Evime gittiğimde suyum açılmıştı diyor. Evet, Kepez Belediyesi, halkın belediyesi diye boşuna söylemiyoruz. Halkının hizmetinde. Tabii Hamidiye'de hizmeti ayağa götürdük ama aynı zamanda Boğazkent'te de herkesin ortak ulaşabileceği, ortak bir noktada hizmet noktasına ihtiyacımız vardı. Aynı şekilde Boğazkent Mahallesi'ndeki hemşerilerimizin de ek hizmet binasını yaparak herkesin kolaylıkla işlemlerini yapabileceği hizmeti yaptık ve Boğazkent'li hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Evet, hep üzülürdüm. Kepez Meydanı gerçekten kötü bir tablo içeriyordu. Çöp tenekeleri, konteynerler, o kadar böyle bir cucuna vardı. Orada ağaçların altında sandalyeleri yan oturmuş insanlar, orada geçen aileler ve bayanlar gerçekten rahatsız ediliyordu. Rahatsız oluyorlardı. Ve caminin oradaki çeşmeden ışıklara kadar olan bölümü biliyorsunuz. Taşlarını yeniledik. Oradaki ağaçların altındaki kahvelerin önündeki oturmayı yasak ettik. Onları kendi sınırlarına çektik. Orasını da yeşillendirdik. Ve bunun da şimdi tabii birinci bölüm bitti. İkinci bölüm belediyenin karşısındaki meydanın da tapusunu almaya çalışıyorum. Biliyorsunuz orası bizim değil. Orası daha önceden bir ilkokuldu. Benim de okuduğum okulumdu. Orası Milli Eğitim'in uhdesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uhdesinde özel idareye ait bir tapusu var. Yapılan görüşmelerde tabii oraya bilmenizi isterim. Madem şeffaflık her şeyi anlatmalıyım. Oraya daha önceki yıllarda yapılan protokolde 10 dönüm üzerine 24 derslikli bir ilkokul Kepez Belediyesi yapacak. Bunun karşılığında da Milli Eğitim Bakanlığı ve Özel İdare Kepez Belediyesi'ne buranın tapusunu verecek. Bununla ilgili çok önemli görüşmeler yaptık. Ve bunu sonuçlandırdık. Biz de yukarıdan bir yapılan 18 uygulamasında Kepez Belediyesi hizmet alanı çıkarttık. Biliyorsunuz meclisleri takip edenler. 5 dönümlük bir hizmet alanı çıkarttık orada. Kepez Belediyesi'nin tapusunu koydum önce cebime. Halil Başkan imzaladı, ben gitmedim tapuya. Halil Başkan imzalamak nasip oldu Halil Başkan'a. Tapuyu koyduk cebe, büyük bir şeyle mutlulukla geldi böyle sallayarak bana, o gün unutmuyorum. Akabinde oranın cins değişikliğini yaptık, eğitim alanına çevirdik. Şimdi biz orasını Milli Eğitim Bakanlığı'na devrediyoruz. İlkokul yapmak üzere. Onlar da bize meydanın tapusunu verecekler. İnşallah meydanın tapusunu aldıktan sonra da kentler meydanlarıyla anılır. Kepez'de o kadar güzel bir meydana kavuşacak ki halkımız orada yeşillin, bol yeşilin içinde nefes alacak, nefes alacak. Hatta bana birileri dedi ki, ya dedi başkan dedi,
Burada dedi, burası çok kıymetli, ticari alan. Buraya dedi, gel dedi, bir dedi iş merkezi yap. Ama dedi, Kepez Belediyesi'nin borçları bitsin. Ben de dedim ki, ben olayın ticaret tarafında ya da rant tarafında değilim. Ben halkımın mutluluğu ve orada nefes almasını istiyorum. Çünkü kalmadı, başka alan kalmadı Kepez Meydanı'nda. Orasını da, bu meydanı yaptık. Ve sol tarafı, inşallah sağ tarafı da seçime kadar yapmayı Allah bize nasip eder. Ne zaman başlayacağız? Milli Eğitim Bakanlığı bize tapuyu verdiği gün. Onlarla ilgili de görüşmelerimiz gidiyor. Herhangi bir sorun, şikayet yok. İnşallah biz onlara tapuları devredeceğiz. 18'den kendimize kazandırdığımız tapuyu. Onlar da bize meydanın tapusunu verecek. Ben ve arkadaşlarımla Kepez'e yakışır bir meydanı inşallah hep beraber kazandırmanın mutluluğunu ve onurunu yaşayacağız. Teşekkür ederim. Dostlarım, tabii ki meydanda bir Atatürk büstümüz var. Atatürk büstümüzün yanında atamıza yakışır bir konsepti Umut Bey kazandırdı. Umut Bey'e teşekkür ediyoruz. Atan izindeyiz yazımızın altında. Şimdi bakıyorum, herkes fotoğraf çekiniyor. Bunun da, bu yatırımı da 28.320 liraya mal ettik. Kepez'e de çok yakıştı. Kepez Belediyesi de her zaman atasının izinde. Değerli konuklar, Dardanel'in orada 960'ın karşılıklı orada bir üst geçit var. Karayolları tarafından yapılmış. Maalesef asansörü yoktu. Vali Bey, daha önceki Vali Bey de rica etmişti. Bu Vali Bey de rica etti. Elbette ki devletimizin valini kıramazdık, valisini kıramazdık. Ama öncelikle kendimi de garantiye almam adına bir resmi yazıyla bu yazının bana tarafıma ulaşmasını talep ettim. Onlar da sağ olsunlar yazıyı gönderdiler. Bunun akabinde Nurdan Bey de ihaleyi yaptı ve halkımızın emrine. O kadar çok dua alıyoruz ki bu asansörden. Çünkü o yaşlılarımız, engelli kardeşlerimiz maalesef o üst geçiti kullanamıyorlardı. Şimdi o kadar çok dua ediyorlar ki, o kadar çok teşekkür ediyorlar ki, ben de Sayın Valimize buradan teşekkür ediyorum. Çünkü o üst geçitinin yapılmasına vesile oldu. Ve halkımızın hizmetine sunduk. 348.100 liraya da bu asansörü halkımızın emrine, hizmetine sunduk. Evet. Ve tabii çok talihsiz bir dönemde görev üstlendik. Malumunuz, biliyorsunuz, yani pandemi de bizi buldu. Yani Tunç Bey kadar değil. Tunç Bey biliyorsunuz depremle, selle, hepsiyle uğraştı. Biz, ama tabii ki ülkenin bir bölgesindeki o felaket bizi de acısını dağılıyor ve orada da hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Yaralılar varsa hala da onlara da şifalar diliyorum. Bu pandemi, maalesef pandemi 2 yıl boyunca bütün belediyelerin, devletin, devletlerin sorunu oldu. Biz yalnız pandemide Kepez Belediyesi olarak gerçekten ve gerçekten çok başarılı ve sosyal işlere imza attık. Çünkü pandemide esnaf kardeşlerimiz kepenk indirmişti. Yanlarında çalışan işçi kardeşlerimiz maalesef işlerini kaybetmişlerdi, ekmeklerini kaybetmişlerdi. Ve o günlerde yardımlaşmaya çok ihtiyacımız vardı. Hani hep şunu söylerim, hatırlarsanız seçim konuşmalarımı dinleyenler bilir. Demişimdir ki, devlet babadır, belediye de anadır. Evet, belediye, analar ne yapar? Evlatlarını kucaklar. Kepez Belediyesi de, her belediye olduğu gibi, Kepez Belediyesi de, Kepez'deki o ihtiyaç sahiplerini, bilmenizi isterim ki, pandemi boyunca hep kucakladı. Neler mi yaptık? 85.000 maske dağıtmışız. Sırf pompacılarımız vardı. Mesela halk kafede çalışan arkadaşlarımız vardı. Tabi kafeler, kafeteryalar falan kapatılınca onları biz temizlik ekiplerine aldık. Onlar 16 kişiden saldık onları Kepez'in içine. Sırt pompalarını verdik. Meyveciler biliyor, Erdinç abi biliyor. Sırt pompası hatırlarsınız. Böyle eskiden Halil abi de bilir. Kolla çalışır ve bağlar, o ağaçlar, meyveler ilaçlanırdı. Onları saldık Kepez'in içine. Tüm apartmanlar, tüm siteler, çocuk parkları, taksi durakları, minibüs durakları, taksiler, minibüsler, bankalar, bankamatikler,
Kepez'deki tüm resmi kurumlar, SGK, İl Göç İdaresi, hastaneler, hepsini devlet hastanesine her gün arkadaşlarımız tarafından ilaçlandı, dezenfekte edildi. Ve civardaki sadece Kepez değil, Kepez civarındaki 30 köyü bizim temizlik işleri ekiplerimiz gitti, yıkadı, ilaçladı, dezenfekte etti. Sık sık yaptı bunu. Ve bu süreçte ilk defa belirtiyorum, Kepez'de 6000 aileye kumanya dağıttık. Hiç kimse bilmiyor, ben bile bilmiyorum. Ve hiç kimseye de çıkıp reklamında falan yapmadık. Çünkü o gün yardımlaşma günüydü. Hani diyor ya, yapılan iyiliği diyor bir elin öbür eli bilmeyecek, görmeyecek. Aynen bu şekilde gerçekleştirdik. Kepez'de 6000 aileye o zor günlerinde kumanya desteği yaptık. 142 ihtiyaç sahibi vatandaşa maddi destek. 792 bebeğe düzenli süt yardımı yapmışız. En önemlisi de biliyorsunuz meclise acil topladım. Meclis kararı aldık. Kepez'de su fiyatlarını %50 indirdik. Çıkan faturaları 90 gün öteledik. 3 ay öteledik. Kepez'de pandemide kapalı olan restoranlar, kafeteryalar gibi o iş yerlerinin o süreçte kapalı olduğu dönemlerde katı atık ücreti almadık. Çok önemli bir destek esnaflar için. CapCard'la yardımlarımıza devam ettik. 2019, 2020 ve 2021 yılında bu sosyal yardımları CapCard yardımından 1651 aileyi yararlandırmışız. Yakacak yardımı 378 aileye yakacak yardımı yapmışız. Buradaki resmi, ayrıca Akın Bey'in ve Farkbahçeler ekibinin dağıttığı yakacaklar bunun içinde değil. Mesela yaz döneminde bir ağaç kurmuş. Ağacı Farkbahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz kesiyor. Onları odun haline dönüştürüyor ve biriktirmeye başlıyor yaz döneminde. Akabinde gelip Özge Hanım'dan, Hasan Hanım'dan yakacak desteği isteyenlere hemen Akın Bey'e bildiriyorlar. O da arkadaşlarıyla o ağaçları bile, kesilen ağaçları bile değerlendirip ihtiyaç sahipleri ailelerine uğraştırıyorlar. 23 periyodik yardım, yangın yardımı. Yangın olmuş evinde ya da iş yerinde evindeki yardımı resmi tutanaklarla tutulan rakamlara belli oranlarda o ailelere, o esnafların bütçelerine yangın yardımı yaptık. Bir kerelik yardıma ihtiyacı var. 44. Eğitim yardımı. Üniversite öğrencilerine eğitim yardımı. 95 kişiye. Asker ailesi. Ekmek yardımı. Süt yardımı. Okul yardımı. Hoş geldin bebek. Kreş yardımı. Erzak yardımı. Tablet yardımı. Evet, o öğrenci kardeşlerimizin okulları kapanmış olduğu dönemde evlerinde interneti olmayan, evlerinde bilgisayarı olmayan kardeşlerimize 70 tane tablet dağıtmışız resmi olarak. Asker çantasında 175 adet. Yani genel toplamda 3735 aileye resmi kasadan 2.534.130 liralık sosyal yardım yapmışız. Helal hoş olsun. Değerli katılımcılar, kuaförlük hizmeti. Çok çok kıymetli bir hizmet. Gökhan kardeşim burada mı bilmiyorum ama büyük dua alıyoruz. Çok büyük dua alıyoruz. 65 yaş üzeri engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız halk masasına bildirdiğinde Gökhan kardeşim adreslere gidip orada evde ücretsiz kuaförlük hizmeti veriyoruz. Bu hizmetimizde 28.12.2020 tarihinden itibaren Kepez'de vermekteyiz bu hizmeti. Bugüne kadar yansıda gördüğünüz üzere
1651 yaşlımıza, engellimize, evden dışarı çıkamayanlara eve git, 1651 haneye gitmiş Gökhan kardeşim. Orada kuaförlük hizmeti vermiş, ücretsiz ve bu hizmeti vermeye büyük bir gururla devam ediyoruz. Ayrıca psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriyoruz. Müthiş bir hizmet. Düşünün ki pandemide evde kapalı olan yaşlılar, aileler, öğrenciler, dışarıya çıkamayan gençlerin öyle bir yardımına koştuk ki bir psikolog ve bir psikolojik danışmanımızla 172 çocuğumuza, 606 yetişkin hemşerimize psikolojik danışmanlık hizmeti vermişiz. Helal hoş olsun. Bunu biliyorsunuz, bu hizmetleri özel polikliniklerden parayla satın alınıyor. Spor ve sağlık merkezleri. 3 adet kadın spor, 1 adet de erkek spor merkezimiz var. Ve 448 vatandaşımız bu spor merkezlerinden hizmet almış pandemiden sonra. Ama bilin ki pandemi öncesinde burada sadece kadın spor merkezlerinde 1000'i aşkın şeyimiz vardı, hemşerimiz vardı. Bunlar son veriler. Tabii ki pandemiden dolayı şimdi kapalı alanlarına girmek istemiyor tabii ki vatandaşlar. Bu sayılar bugün düşük ama pandemi öncesinde 1000'i aşkın sadece spor merkezlerinde vardı. 40'ı aşkın kursumuz vardı. Şu anda bu arada kurslarımız da tabii ki 25 tane kursumuz var. Burada da 672 kursiyerimize kurslarımızla hizmet veriyoruz. Ve onlar ürettikleri el emeklerini inşallah yaz başında, bayramdan sonra bir sergi düzenleyip orada onların satışını sağlayıp aile ekonomilerine katkı sağlamalarının önünü açacağız. Ayrıca Cenk Devrim Ulusoy Kapalı Spor Salonu'nda Kepe Spor lisansıyla voleybol, basketbol, tekvando ve masa tenisi branşlarında 240 çocuğumuz spor yapmasının önünü açtık ve sağladık. Kurslarımızı ifade ettiğim gibi 25 kursumuzda 672 kursiyerimiz var. Ve madem şeffafız, bütçelerimiz de her şeyimizi paylaşacağız. Bütçe ve gerçekleşme. 2019 yılında tahmini bütçemiz 60 milyon imiş. Gerçekleşen gelirimiz 36.542.000 olmuş. Gider 41.959.000. 2020 yılında 65 milyon tahmini bütçemiz. Gerçekleşme 54.130.000 lira. Orada yaklaşmışız. Hele geçen yıl 2020, çünkü 2020 ve 2001 tahmini bütçelerini biz yaptık. 2021 yılında 70 milyon lira bütçe yapmışız ve bunun gerçekleşmesini 68 milyon 516 bin lira. Gerçekten müthiş bir başarı. Müthiş bir başarı. Burada da nüfusumuz var altta, biliyorsunuz. Burada biraz sitem etmek durumundayım hemşehrilerime. Geldiğimizde 2019 yılında Kepez'in nüfusu 28.034 imiş. Her yıl düzenli artmış. 2020 yılında 30 bin olmuş. 2021 yılında 32 bin. Ve 2022 yılında da 34.350. Evet, biz devletten İller Bankası payını tüm belediyeler nüfus sayısıyla alıyor. Yani ikameti Kepez'de olan hemşehrimiz için biz kasamıza para alıyoruz. Ayda bir kez devletten para veriyor. 6.316 nüfusumuzda bir artış sağlanmış. Sağ tarafa baktığımızda, yani sol tarafa baktığımızda, geldiğimizde 31.019 arkadaşlar 11.378 su abonemiz varmış. 11.378. Sonra 2020'de 16.000 olmuş, 19.000 olmuş. Ve 2021'in sonunda 19.439. 31.03.2022 tarihinde bugün
su abonemi 8.591 olmuş. 8.591 3 yılda Kepez'de hane sayısı artmış. 8.591 aile Kepez ailesine katılmış ama sadece nüfuslarda 6.316 nüfusumuz artmış. Yani vatandaşlarımız Kepez'e gelmiş, Kepez'e taşınmış, Kepez Belediyesi'nin hizmetlerinden faydalanmış ama ikametini taşımadığımız için biz onların İller Bankası paylarını maalesef alamamışız. Ben kıymetli hemşerilerimden bize destek olmalarını, daha iyi hizmet alabilmek adına ikametlerini Kepez'e taşımalarını istiyorum. Bu 8.591 Mehmet amca, 8.591 aile gelmiş. Düşünün, 8.591 aile demek, iki nüfustan hesabını yapın 16-17 bin, üç nüfustan yaklaşık 25 bin nüfus bu 3 yılda Kepez'e taşınmış arkadaşlar. 25 bin büyümüşüz. Yani bir Ayvacık, bir efendim Ezine kadar büyümüşüz. İki ilçe kadar Kepez bu 3 yılda büyümüş. Çok büyük bir katılım. Ama maalesef ikametlerini almamanın zorluğunu yaşarız. Tabii dilerim ki en kısa süreçte herkes ikametlerini alır. Kepez Belediyesi de devletten nüfus payını da düşen gelir de elde eder. Evet, Kepez Belediyesi çalışanların bilgisi. Arkadaşlar, geldiğimizde Kepez Belediyesi'nin geldiğimiz günden itibaren şöyle diyelim, 237 personelle Kepez Belediyesi'ni tam 3 yıl önce bugün teslim almışız. 237 personel. Bugünkü personel sayımız 317. 237 personelden 32 personel de bu arada emekli olmuş. 7 memur ve 25 işçimiz de emekli olmuş. Biz bu 3 yıllık sürede 112 arkadaşımızı bünyemize katmışız. 112 personelimizi. Bunların 4 memur, 2 sözleşmeli memur ve 106 işçi. 112'den 32 personeli düşersek, emekli olanları düşersek, yani 3 yılda 80 personel sayımız, 80'er kişi olarak, 80 arkadaşımız olarak artmış. Bu arada neler olmuş? Bu 3 yıllık süreçte ilave tesisler olmuş. Yani örneğin 112 itfaiye merkezi devlet tarafından zorunlu tutulmuş. İtfaiyemize 112 itfaiye merkezimizi kurduk. Oraya 4 personel arkadaşımızı koymuşuz. Halk kafeyi açmışız. Halk kafede yaklaşık 15 arkadaşımız halkımızın hizmetinde. Halk masasını kurmuşuz. Halk masasına 5 arkadaş istihdam etmişiz. Onlar halkımızın hizmetinde. Halk kütüphanesini koymuşuz. 3 arkadaşımız şu anda hizmette. Onu da sürecin içinde ekibi arttıracağız. Bu arada içme suyu arıtma tesisini açmışız. Bu arada oradaki personel sayısını 6 kişi arttırmışız. Yanında atık suyu refüze etmişiz. Oraya da ilave personeller almışız. Ne almışız? Laborant almışız. Ne almışız? Efendim, biyolog almışız. O tesisinde profesyonelce yönetilmesi adına gerekli adımları atmışız. Geri kalan personelleri ise fen işleri, atölye, temizlik ve park bahçeler hep dışarıda, ağırlık olarak hep dışarıda hizmet adımını ofislerde değil, halkımızın dışarıdaki hizmetine, ağırlık bir bölümünü halkımıza hizmet sunan dışarıdaki arkadaşları almışız. Geçen gün tabii birileri her zamanki gibi halkı kandırmaya devam ediyor. Bir basın açıklaması yapmışlar. Bize yazılı bir talepleri var. Her yazılı taleplerine de bürokratlarımız anında cevap veriyor. Kimi bahsediyorum? AKP Belde Başkanlığı vermişler. Biz de onlara yazılarımızı vermişiz. 112 kişi ilave oldu demişiz. Onlar da 114 diyerek yani yalan atıyorlar. Aslında 32 tane emekli arkadaşımızın emekli olduğundan bahsetmiyorlar. Yani 112 kişi almışız. Bir de ironi yapıyor. Aklınca. O aklınca. Diyor ki ya diyor
Kefes Belediyesi niye diyor 114 tane aldım diyor. 1000 tane almalıydın diyor. 1000 taneyi alacağız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında dostlarımızla birlikte, Millet İttifakı'yla, İYİ Parti ile, Saadet ile, Demokrat ile, Demokrat Partisi ile alacağız. Evet. Evet. Türkiye'deki sadece Kefes'le değil, Türkiye'deki istihdam sorununu bu dostlarla birlikte Millet İttifakı çözecek. Siz de nasıl yapılır göreceksiniz. Eyvallah. 80 kişi almışız. Alacağım, gene alacağım. Yeni işletmeler geliyor. Benim görevim halkıma hizmet etmek. Halkımın boğazından helal hizmetleriyle ya ekmek geçirmek. Kavaları da kayırdın mı bunların içinde? Bizde 3 noktada maaş alan yok Mehmet amca. Biliyorsun. AK Parti bir yok böyle şeylerden. Ha bir de diyorlar ki. Bir de diyorlar kayıt ki yani. Kayıt yaptırırlar öyle alırlar. Evet. Değerli kamuoyu. Bu dönem biraz talihsiz bir dönem. Ben ve tüm belediye başkanları maalesef talihsiz bir dönemde görev üstlendik. 2018 yılının ekonomik krizinin etkilerini yaşadık. Boşlu bir belediyeyi devraldık. Her ay 800 bin TL bankalara kullanılan kredileri bu 3 yılda ödemeye devam ediyoruz. Ödedik. İnşaat sektörü durmuştu. Çünkü belediyeye inşaat sektörü durunca gelir yok. En büyük gelir belediyelerin inşaattandır. İnşaat geliri olmayınca maalesef bundan da mahrum kaldık. Bir de bunun üstüne biliyorsunuz deprem oldu, sel oldu, ülkede ekonomik bir takım gelişmeler oldu. Bir de dünyayı derinden etkileyen Covid-19 oldu. Pandemide belediyelerin gelirleri düştü. Devletin gelirleri düştü. Devlet yukarıda vergi toplamayınca bundan belediyelerde üzerine düşen payı, arzu ettiği payı alamadı. Belediyelerin de gelirleri düştü. Bir de son yaşadığımız 5-6 aylık süreçte biliyorsunuz maalesef dövizden kaynaklı gelen her ürüne gelen zamlardan dolayı maliyet hesapları 1 liraya olan bir ihtiyacımız bugün 6 lira 7 lira oldu. Yani az önce örnekledim. 25 milyona yapacağımız Cumhuriyet ve Boğazkent'in yolları bugün 80 ile 100 milyon lira. 25 milyon liraya arkadaşlarımla birlikte planladık. Efendim 22 bütçesine koyduk, ihalesini yapacağız ama Kasım, Aralık bir geldik, döviz bir çıktı ve bilin ki belediye beton almakta bile sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü gerçekten önce Selma Hanım parayı yatırıyor, ondan sonra beton alıyoruz. Tam da bu noktalara düştük. Biliyorsunuz her şey yarım saat önceki fiyat, yarım saat sonrayı değiştiği günleri yaşadık. Dolayısıyla şu piyasaların oturmasını bekliyoruz. İnşallah oturmasıyla birlikte Cumhuriyet'ten başlamak kaydıyla yatırımlarımıza söz verdiğimiz gibi devam edeceğiz. Tüm bu olumsuz koşullarda işte inşaatı, koronası, depremi, seli, ekonomik krizi, Covid'i 30 milyon TL'lik yatırım yapmışız. 30 milyon TL. Hiç bir karış toprak varlık satmadan, Kefes Belediyesi'nin varlıklarını satmadan, hatta bir tane de yer aldık. Halil Başkan onu da imzaladı, bir tapu daha kazandırdı bize. Onu parayla aldık, 100 küsür milyon lira da para verdik, yer aldık. Hiçbir varlığımızı da satmadık. Bir de üstüne üstlük borç ödedik, borç. Ne kadar mı? Şimdi yansıya geliyor. Evet. 4 Nisan 2022'deki bugün ama biz 31.03.2022 tarihi itibariyle aldık. Kefes Belediyesi'nin borcu yansıya geldi mi? 47.220.792 TL 01 kuruşa düşmüştür. Kasalarımızda işte 5.216.726 lira 31.03 akşamı itibariyle paramız varken öbür tarafta da 52.437.518 lira 70 kuruşta borcumuz vardı.
Pasiften aktifi düştüğümüzde 52 milyondan 7 milyona düştüğümüzde 5 milyona düştüğümüzde 47 milyon 220 bin 792 lira 01 kuruş 31.03 tarihi itibariyle Kepez Belediyesi'nin borcu var. Son slaytta geldiğimizde devraldığımızda 04.03.2019 tarihinde 62 milyon 881 bin 350 TL 68 kuruş borcumuz varmış. Ve 30 milyon yatırımın üzerine de 15 milyon 660 bin 558 TL 67 kuruş borç ödemişiz. Adım adım elimden gelen budur. Bakın neler yapmışız? Hamidiye'de, Hamidiye Mahallesi'ndeki o yol ve altyapıları yapmışız. Bugün bir vatandaşımız ayağı toprağa basmıyor. Yolları yapmışız. Hamidiye'de hizmet ek hizmet binası yapmışız. Refüji yapmışız. Hamidiye'de 1420 tane ağaç dikmişiz. İçme suyunu Kepez'deki içme suyu arıtma tesisini kurmuşuz. Arıtma tesisini kurmuşuz. 11 milyon küsür bin lira. Kadınlar dua ediyor. Artık klozetler, lavabolar, bataryalar, duşakabinler, beyaz eşyalar. En önemlisi de sağlığımız güvende. Güvende, sağlığımız güvende. İçme suyu arıtma tesisini yapmışız. Atık su tesisini refüze etmişiz. Atık su tesisinden doğaya herhangi bir suistimal olmuyor. Evet, Kepez Belediyesi olarak Kaz Dağları'ndaki o talanı destekledik. O çevrecilerin, halkımızın yanında olduk. Biz yeşili desteklerken aynaya bakıp kendi ayıbımızla temizlememiz gerekiyordu. Atık su arıtma tesisini de standartlara getirdik. Hiçbir şekilde balıkçılarımız da mutlu. Hatta Tuncay'a bana bir poşet balık ikram etmişti. Ha bak şimdi bunu da rüşvet kabul ederler ha. O benim abim zaten onun elinde büyüdüm. Bir poşet balığın da ha rüşvet olarak şimdi hakkımda soruşturma üstünde bulunurlar. Helal olsun. Eyvallah abi. Balıkçılarımızın ve çevrenin sağlıklı efendim bir şekilde orada yaşamaların önünü açtık. Eskiden biz Erdiç abinin tekneye bindiğimizde çapanın ipini toplamak için herkes eline eldiven giyip öyle çekiyordu. Balıkçı, balıkçı o dereden ipini, çapanın ipini çekemiyordu. Yanından geçen vatandaş burnunu kapatıp arabanın camlarını kapatıp geçiyordu. Kepez'deki atık su sorununu çözdük. Ve birçok noktada yaptığımız yollarla en önemlisi halk masasını kurduk. Halk atı kurduk. Halk kafeyi kurduk. Halk kütüphanesini kurduk. Halk plajını yaptık. Şimdi de inşallah halk bahçesini yapacağım. Halk bahçesini. Borçlanmadan, bir karış toprak satmadan. Biri diyordu ki, ben göreceğim sizi. 6 ay sonra maaşları ödeyemeyeceksiniz. Ben senin borçlarını ödedim. Ben senin çocuklara ikramiyelerini ödedim. Kepez Belediyesi çalışanının hiçbir kuruş ne maaş alacağı var ne de ikramiye alacağı var. Evet sevgili dostlar. Sizin el eliniz var. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim. Bu gurur duyulması gereken halktır. Bu halk, Kepez halkı beni doğduğum topraklara belediye başkanı seçti. Ben herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ve belediye başkanlığı olmanın ne kadar büyük bir manevi zenginliği olduğunu yaşıyorum. Bunun için gece gündüz çalışıyorum. Halkımın içindeyim. Halkımın içindeyim. Hasta hastasını gidiyorum. Eşimle ziyaret ediyorum. Cenaze arkadaşlarımla cenazeye gidiyorum. Düğün, mevlid, hatip, nikah. Mehmet Bey gösterdi. 175 tane nikah kıymışım geldiğim günden beri. Ben 180 zannediyordum. 5 de eksikmiş. 175 nikah kıymışım. Hafta sonları yaz döneminde tatile gitmiyorum arkadaşlar. Benden nikahı kıymamı isteyen tüm hemşerilerimin o en güzel günlerine, en güzel anlarına tanıklık ediyor ve onların nikahlarını kıyıyorum.
İnşallah önümüzdeki süreçte de yine onların uzun yıllar tüm hemşerilerimin nikahlarını kıymaya da devam edeceğim. Birilerine de kapak olsun. Bakıyorum. Çalışan bu maaşını vermeyen, sağa solda yapmış olduğu esnaftaki borçlarını ödemeyen, icralık olan, efendim çocuk tacisinden içeri giren, ordudan atılan adamlar aklınca bir olaslana yazı yazacak, bir olaslanı lekelemeye çalışacak. Bir olaslanı veremeyeceği hiçbir hesabı yok. Hiçbir hesabı yok. Neymiş? Belediyeye. Şimdi Ündür Bey'den sonra Menkepes Belediyesi'ne müfettiş gelecek. Bizim müfettişten korkumuz yok ki. Gizli saklı hiçbir iş yapmadık ki. Daha boğazımdan haram lokma geçmedi ki. 3 yıldır görev yapıyorum. Daha bir kişinin çayını içmedim. Bir kişinin yemeğini yemedim. Aldım hak. Senin gibi sokakta herkese borçlu dolaşmıyorum. Çalışanımın maaşlarını verince. Öyle yazdığı zaman bir ol aslanı efendim aşağıya çekeceğini düşünüyor. Yanılıyor. Bir akşamüstü bir telefon aradı. Dedi ki Sayın Başkan, ben Sodem Sen Genel Sekreteri Antalya Murat Paşa Belediye Başkanı. Sizden habersiz beldenizde anket çalışması yaptık. Yarın akşam uygunsanız Zoom üzerinden size bunu sunmak istiyoruz. Hayal Sayın Başkan, memnuniyetle A takımını topladık. Umut Bey ekrana, televizyona, bütün A takımı da izliyor. Yapılan sonuçlar inanılmaz. Halkımızın çok büyük bir oranı Birol Aslan'ı güvenilir buluyor. Birol Aslan'ı çalışkan buluyor. Birol Aslan'a ulaşılabilir buluyor. Onlar zannediyor ki Birol Aslan'a iftira atacaklar. Vatandaş da buna inanacak. Ben sokağa çıktığım zaman vatandaş beni kucaklıyor. Öyle tiyatro falan değil. Yalandan falan kucaklama değil. Biliyor ki Birol Aslan Kepez'e helalinden hizmet ediyor. Ve Kepez'in sorunlarını 3 yılda aşağıya çekti. Şu Halk Kafe gibi birçok işletmeyi, dediğim gibi masasını, halk atını, efendim halkının emrine sundu. Birol Aslan'ın veremeyeceği hiçbir hesap yok. Ben onlarla çıkıp da sokakta savaşacak ya da sosyal medyada cevap verecek değilim. Ben halka bakarım. Benim saygım halka. Halk ne derse olur. Halk beni %51'le belediye başkanı seçti. Bazı Kepez'de zavallılar var. Sosyal medyada bana hakaret ediyorlar. Onları da Kepez'deki o duyarlı vatandaşlara havale ediyorum. Zannediyorlar ki onlar Bağcı'yı döveceklerini falan zannediyorlar. Onların derdi üzülmek falan değil. Ama ey zavallılar, bu halk o Bağcı'yı size dövdürmez. Evet. Böyle bir bahar, biraz da serin bir Kepez gününde beni yalnız bırakmadınız. Siz ısıttınız başkanım. Bugün beni gururlandırdınız, yanımda oldunuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ve hep birlikte Özgür Kepez'de, ama Özgür'den de rahatsız oluyorlar. Özgür Kepez'de çok daha güzel günlerde, aydınlık günlerde ve dostlarımızla birlikte iktidarımızda, Türkiye Cumhuriyeti halkın iktidarında buluşmak üzere herkese saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkan, sizi böyle alalım. Bir şöyle alalım mı il başkanımızla? Emine. İlçe başkanları.